dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere dua etmek her şeye çare olur mu? Her şeyi halleder mi? Bu konuyu ele almaya çalışacağım. Duanın pozitif etkisi vardır. Dünyada hangi inanca sahip olursa olsun, insanlar başı sıkıştığı zaman, darda kaldığı zaman Allah'ına, kimisi tanrısına, neye inanıyorsa ona sığınır, dua eder. Tabii ki hepimiz hayırlı bir şeyler dilemek için de dua etmek zorundayız. Ama duayla her şey olmaz. Bunun karşılığında çalışmak da gerekir. Duası en makbul olan insanlar kimlerdi dünyada? En salih insanlar kimlerdi? Peygamberlerdi. O zaman peygamberler sadece dua ederlerdi. Hiç mücadele vermeden karşısındaki düşmanlarını alaşağı ederlerdi. Sadece duayla olsaydı. Kur'an-ı Kerim'de istisnasız bütün peygamberlerle alay edildiğinden bahsedilir. Kendilerine deli, mecnun denildiğinden bahsedilir. Nuh peygamberden başlayalım. Nuh peygambere müşrikler gelip sana sadece ayak takımı tabi oluyor diye kendisiyle dalga geçtiler yıllarca. Ama Nuh peygamber aynı zamanda dua da etti, gemisini de yaptı, çalıştı. Kendisine oğlu ve eşi bile iman etmemişti. Nuh peygamberin sonunda burasına kadar geldikten sonra Allah'a onları kahretmesi için dua etti. Nuh peygamber Allah'ın yanında çok hatırlı bir peygamberdi. İnsanlığın ikinci babasıdır. Hemen hemen hepimiz onun soyundan gelmeyiz. Kur'an-ı Kerim'de Nuh peygamberin yaklaşık 950 yıl yaşadığı söylenilir. Nuh peygamber çok hatırlı bir insandı, hatırlı bir peygamberdi. 950 yıl o insanlara tahammül etmezdi. Direkt dua ederdi, pat diye hepsi helak olurdu. 950 yıl sonra o tufan olmazdı. Salih peygambere bakalım. Yıllarca Semud kavmiyle mücadele etmiş, onları bir türlü yola getirememiştir. Ve Allah sonunda Semud kavmini helak etmiştir. Eğer sadece duayla olsaydı, Salih peygamber başta dua ederdi, ta başta onlar helak olurlardı. Nuh peygambere bakalım. Yıllarca Ad kavmiyle mücadele etmiş, onları bir türlü yola getirememiştir ve sonunda Ad kavmi helak olmuştur. Eğer duayla sadece olsaydı, başta Hud peygamberin duasını Allah kabul ederdi, hemen Ad kavmi yok olur giderdi. Bugün İslam dünyasının içine düştüğü en büyük yanlış, her şeyin duayla hallolacağını sanmasıdır. Eğer duayla hallolacaksa, hepimiz dua edelim, Filistin kurtulsun Yahudi kafirlerin elinden. Dua edelim, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz o Çin komünizminin zulmünden kurtulsun. Dua edelim, Arakan'daki kardeşlerimiz kurtulsun. Yani çalışıp güçlü olacaksın ki o insanlara faydan olabilsin. Seçim zamanlarında Filistin'deki kardeşlerim, Arakan'daki kardeşlerim, Doğu Türkistan'daki kardeşlerim diye nara atmakla bu işler olmaz. İbrahim peygambere bakalım. Kur'an-ı Kerim'de hakkında en çok övgü olan peygamber Hazreti İbrahim'di. Hazreti İbrahim kendisinden sonra gelen peygamberlerin hepsinin de babasıdır aynı zamanda. Hazreti İbrahim genç delikanlı bir insan, koca müşrik kavimle mücadele etti. Ve sonunda eline baltayı alıp bütün putları kırdı ve İbrahim aleyhisselamı ateşe attılar. Eğer sadece duayla olsaydı, İbrahim aleyhisselam Allah'ın yanında çok hatırlı bir peygamberdir. Dua ederdi, o müşriklerle hiç mücadele etmesine gerek kalmazdı. Onlar da yok olur giderlerdi. Hazreti İbrahim'i ateşe attılar, buraya kadar geldi olay. Eğer sadece duayla olsaydı, Hazreti İbrahim kendisini ateşe attırmaz, daha öncesinde dua eder, o Nemrut ve yanındakiler yok olur giderlerdi. Lut peygamber de Hazreti İbrahim'le aynı zamanda yaşamıştır. Hatta Hazreti İbrahim'e ilk iman eden mümindir. Eğer her şey sadece duayla olsaydı, o azgın homoseksüellerin hepsinin yok olmasını baştan isterdi Allah'tan. Onlar yok olur giderlerdi. Meleklerin gelip Lut peygamberi kurtarmasına da gerek kalmazdı. Eğer her şey duayla hallolsaydı, Yusuf peygamber kuyulara atılmazdı, yıllarca zindanlarda acı çekmezdi. Baştan dua ederdi, o acı çektirecek insanların hepsini Allah yok ederdi. Musa aleyhisselam çok çileli bir hayat yaşamıştır. Hem Firavun gibi güçlü bir diktatörle hem de halkını azdıran Samiri ile mücadele etmiştir hayatı boyunca. Firavun Hazreti Musa'yı hem bebekliğinde hem de olgunluk çağında iki kere öldürmeye kalkışmıştır, sonunda da boğulmuştur. Eğer sadece duayla olsaydı her şey,
Hazreti Musa hayatı boyunca mücadele etmez, baştan duayı ederdi, Firavun ta baştan boğulur, geberir Sakın giderdi. yanlış Bakın anlaşılmasın, üstüne basa basa söyleyeyim, ben dua etmeyin hiçbir şeye yaramaz demiyorum. Dua edeceksin, çalışacaksın, mücadele edeceksin. Peygamberlerin hayatları ortada. azgın Yahudi topluluğu Yahya peygamberin başını kesti. Zekeriya peygamberin oğluydu. Aynı zamanda Hazreti İsa'nın da akrabasıdır. Hazreti İsa'ya çok kısa süren hayatında ne azgınlıklar ne zulümler yaptı o Yahudiler. ve sonunda o azgın topluluk Hazreti İsa'yı öldürdüğünü sandı ama sonuçta Hazreti İsa olarak onu öldürdüler. Kur'an-ı Kerim'de Allah onlara öyle gösterildi der. Ama onlar sonuçta Hazreti İsa diye öldürdüler çarmıha gerdiklerini. Yani eğer duayla hallolsaydı sadece Hazreti İsa o azgın topluluğun yok edilmesi için Allah'a dua ederdi, onlar da yok olur giderlerdi. Gelelim en son Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamberimize müşrikler neler yaptılar neler? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye kalkıştılar, yuvasından yurdundan ettiler, Taif'te taşlattırdılar. Peygamberimizle defalarca savaştılar. Peygamberimizin göz bebeği canından çok sevdiği Hazreti Hamza'nın kalbini yediler. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapmadık azgınlık, yapmadık kötülük bırakmadılar. Eğer duayla olsaydı sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de oturur, dua ederdi, onların hepsi de kahrolur giderdi. Peygamberimizin hayatı boyunca mücadele etmesine de gerek kalmazdı. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Seni alemlere rahmet olsun diye yarattık. Bizim peygamberimizin duasından daha muteber dua var mı? Bugün her şeyin sadece duayla hallolduğunu size iddia eden sahtekarlar, hadi dua etsinler Allah'ın yanında çok itibarlılar. Filistin'deki zulüm dursun, Arakan'daki zulüm dursun, Doğu Türkistan'daki zulüm dursun. Yani dünyanın neresinde olursa olsun, hangi inanca sahip olursa olsun, zulmedenlere yapılan zulümler dursun duayla. Allah'ın yanında en itibarlı, en özel, en seçkin, en salih insanlar peygamberlerdi. Peygamberler de sadece duayla yapmadılar, hayatları boyunca mücadele ettiler. Videonun sonunda bir daha tekrarlayayım. Yani dua edelim ama karşılığında çalışalım, mücadele gösterelim. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın dostlarım.